Türkçe dönüyor. Ve şimdi asıl olarak Türk okulu park oyununda ekibinin hazırlamış olduğu Harman Dalı Meyvek oyununa
üstüne çökse dünya hürriyet isterdi. İnsan için hürriyet ekmek gibi, su gibi. Hürriyetsiz sürünmek ölüm gibi, su gibi. Sırada Ali Rıza Beyenlioğlu Türk Okulu öğrencileri sizlere çok politik para çalışmalarını sunacak. Alkışlar getiriyor.
dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi huzurlarınızda Kent Çatalım hafta sonu Türkçe okulu öğrencileri var. Öğrencilerimiz Çağatay Öğrenciler, Elif Sağlam, Elif Karakınar sizlere bir dahaki sefere öyle yapalım oyun üzerinde. Öğrencilerimizi büyük bir alkışla sahneye alalım.
Thank you.
Beş çiftli sırada Hazırlık Katolik Okulu öğrencilerinden bir şiir dinleyeceğiz. Öğrencisi alkışlarımıza sağlayan davet ediyoruz. Sürdürecek sizsiniz. Sağ olun, hayırlı bir başlık okulu.
Evet. Geldik sona. 23 Nisan konulu yapılan resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri sahneye davet edeceğim. İlk olarak Küçükler Dalı'nda birinci Sevgin Matlan'la Seva Dalmo Uygur Dalmo. Evet. Büyükler kategorisindeki öğrencilerimizi çağırıyoruz. Birinci Gürcan Engin Soy, ikinci Ceren Saya, üçüncü Meri Asiye Dönçü. Şimdi de Gürcan Akademisi'ndeki ödüllerimiz üzere Türkiye Cumhuriyeti Nota Eğitim Müşaviri Sayın Aslında Toprağı Tanrı Sağlayıcı. Küçükler kategorisindeki ödülleri vermek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim ve Kültür Ateşesi Hasan Sadık Korkay'ı tanıyor.
birinci sırada oynayabiliriz. Beni sayılan Bobby Türk okulundan beni sayılan. Beni Gazi Türk okulundan bizi oynayabiliriz. Osman Bey. Ödülleri almak üzere oraya gidiyorum. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Müşavirini hatırlat olarak bize ikram ediyorum. Ödülleri üzere. Şöyle Bobby Gülres'in ağabeyi en son. Bütün kadın alanlarında küçükler biraz daha öne çıkabilir. Uzun boyundan biraz diyalog geliyor. Sizce? Thank you.
Hop hop olmuş. Sen de gelin. Sen de gelin. Sen de gelin. Sen de Evet Atilla Bey, siz ayağınızın tozuyla hoş geldiniz diyelim. Teşekkür ederim. Dün geçen güzel bir gün oldu. Evet. 23 tane etkinlikleri kapsamında 25 civarında okulumuz katıldı. Folklor etkinlikleri, şiir ve skeçler düzenlendi. Evet. Gerçekten çocukların çok eğlendiği, mutlu olduğu bir gün oldu. Bütün ailelerimize teşekkür ederim. Salon tamamen dolmuş durumdaydı. Yoğun bir katılım vardı. Okullarımız, derneklerimiz hazır durumdaydı. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel, anlamlı bir gün yaşadık. Hatta birçok olumlu bana geri dönüş oldu. Evet. Geçmiş yapılan etkinliklere göre oldukça güzel olduğu, anlamlı olduğu söylendi. Bütün katılan herkese teşekkür ediyorum. Öğretmenlerim uzun bir süre bir çalışma yaptılar. Aylar süren yoğun çalışmaların sonucunda artık geleneksel hale gelen bir şekilde dönüştü ve Londra'da herkes bugünü bekler oldu. 23 tane hem çocuklarımızla beraber mutlu olduğumuz hem hep beraber birlik beraberlik duygusunu orada hissettiğimiz bir anlamda oldu. Bu anlamda mutluyuz. Güzel bir gün oldu ve bunun devamını diliyoruz. İnşallah hep bu şekilde devam edeceğiz. Efendim çok teşekkür ederim. Sizi ilerideki etkinlikte görmek isteriz. Tabii ben de sizleri her zaman beklerim ve beraber inşallah topluma faydalı olmaya çalışacağız. Londra'daki vatandaşlarımız her zaman eğitim müşavirliğine gelebilirler. Bizim amacımız insanlarımıza hizmet etmek, yardımcı olmak. Eğitim ve diğer menzili konularda biz onların yanındayız. Çok teşekkür ederim. Evet, bugün 23 Nisan şenlikleri oldu. Yanımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kültür Ateşesi Sayın Hasan Kortay ile beraberiz. Sayın Hasan Kortay, bugün çok güzel bir etkinlikler oldu. Salon tamamen kalabalıktı. Görüşlerinizi alalım sizin. Şimdi her yıl ana vatanımızda olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve Londra'da Londra Türk Dili Kültürü Okulları'nın katılımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarız. Büyük bir coşkuyla kutladık. Sizin de ifade ettiğiniz gibi gayet güzel bir kalabalık ve coşkuyla tüm okullarımız kendi etkinliklerini sahnede gösterdiler. Bundan mutluyuz, gururluyuz. Evet, gördüğümüz gibi bütün okullar büyük emek harcayarak çocuklarımız güzel bir şekilde kimisi şiirle, kimisi işte folkloruyla, sazıyla, sözüyle 23 Nisan'ımızı kutladık. Ailelerden çok büyük kalabalık vardı. Bu arada gördüğümüz gibi işte konsorsiyum başkanı, dernek başkanları, konsey başkanı da katıldılar. Bu hazırlıkları nasıl yaptınız? Bize anlatır mısın? Umarım yani dün olmamıştır. Yeni uzun bir şekilde hazırlanmışsınız birkaç ay öncedir falan. Şimdi bütün bu hazırlıklar sene başında oluşturduğumuz eğitim müşavirliği ile ortaklaşa düzenlediğimiz çalışma takvimi içerisinde gerçekleşmektedir. Çalışma takviminin içerisinde belli günlerde, belli haftalarda hangi okullarımızın neler yapacağını okullarımıza duyurmaktayız. Bu duyurudan sonra da 23 Nisan, gerek 23 Nisan gerekse bilgi yarışması, gerekse resim yarışmasıyla ilgili olarak da okullarımız kendi çalışmalarını yaparlar. Bugünkü etkinliğe bakacak olursak uzunca bir süre bu çalışmalar sürdürülmüştür. Çünkü komitenin, kutlama komitesinin gerek okulları organize etmede, sıralanışında, yapılacak olan etkinliklerde hepsini karara bağlaması gerekir. Bu da uzunca bir çalışmayı, aynı zamanda da ortak bir çalışmayı gerektirir. Gerek Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen öğretmenlerimiz, gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen öğretmenlerimiz bu ortak çalışmanın ürününü müziğiyle, her şeyiyle beraber organize etmişlerdir. Gerçekten sahnede ya da bugünkü gösterilerde ortaya çıkan bu tablo uzunca bir hazırlıktan sonra gerçekleşmiştir. Tabii şurada gördüğüme göre TCH ile sizin uyumlu bir şekilde beraber çalışıp bu öğretmen arkadaşlara bu güzel bir tabloyu çıkarmak bir örnektir bence herhalde. Tabii ki eğitim müşavirliğiyle her kademede
yapılacak olan etkinliğin her kademesinde birlikte hareket ettik. Görüş alışverişinde bulunduk. Daha güzel insanlarımıza bu töreni yansıtabilme açısından. Dolayısıyla karşımıza da güzel bir tablo çıkabildi. Sanırım izleyenler de bu programı beğeneceklerdir. Çocuklarımız becerileri oranında etkinliğe katkı koymuşlardır. Efendim çok teşekkürler. İnşallah sizleri ilerideki etkinliklerde de bu gibi güzel şeyler de görmek isteriz. Amacımız burada Londra'da yaşayan Türk toplumundaki çocuklarımızın kendi dilleriyle, kültürleriyle, bayramlarıyla birlikte bu gelişmelerine katkı koymak ve onların daha ileri noktalara Türk toplumunu taşımalarına vesile olmaktır. Tabii ki bütün etkinliklerde karşı karşıya mutlaka geleceğiz. Sizler katkı koyduğunuz oranda Londra Türk Dili ve Kültürü okullarının sesinin duyurulması söz konusu olacaktır. Bundan dolayı ben sizlere çok teşekkür ederim. Geldiniz, emek verdiniz, etkinliğimizi izleyicilere taşıyacak olmanız bizleri sevindirecektir. Çok teşekkür ederim efendim. Sizlere iyi çalışmalar dileriz. Ben teşekkür ederim. Size de iyi çalışmalar. Sağ olun. Evet. Evet, bugün 23 Nisan şenlikleri oldu Kings Cross bölgesinde. Yanımızda konsiyosun başkanımız Kemal Dedezade burada. Sizden görüşürüz alalım bugünkü etkinlikler için. Vallahi efendim bu atmosferi görüyorsunuz. Bugün büyük bir coşkuyla Atatürk'ün bize armağan ettiği, çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan'ı kutladık. 93. yılımız bugün meclisin kuruluşunun. Bugünkü tören bu düşüncenin ve bu heyecanın 93 yıldır nasıl ayakta durduğunun bir ispatıdır. Hakikaten bütün öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, idarecilerimizi hepsini candan gönülden kutlarım. Nice 23 Nisanlar derim. Biz bu şekilde Londralarda böyle 23 Nisan kutlayabilirsek ne ala bize derim. Tekrar öğretmenlere, başkanlara, müşavirimize ve ataşemize kameralardan teşekkürümü bildirmek isterim. Hakikaten çok mutlu bir gündü. Yani biz de teşekkür ederiz. İleriki etkileri sizleri görmek isteriz. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Evet, yanımızda Aysun Hanım var. Konsey Başkanımız. Aysun Hanım'ın görüşlerini alalım. Ne düşünüyorsunuz Aysun Hanım bugün? Vallahi bugün çok gururlandım. Bütün öğretmenleri, okul yönetimdeki arkadaşlarımı tebrik ederim. Böyle güzel bir şey olamaz. Yani 23 Nisan Londra'da böyle kutlansın. Gururluyum. Hepsini tebrik ederim. İnşallah seneye daha da büyük olur. Teşekkür ederim. Bir soru daha. Evet. Konsey başkanısınız. Dernekleri toplantı nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor durumlar? Çok kısa öz bir cümle halinde. Vallahi ilk toplantımız 20 Mart'taydı. Gayet güzel geçti. 64 kişi geldi, katıldı. Hem başkan hem de temsilcileriyle katlandı. Tekrar 8 Mayıs'ta toplantımız var. Şu an çok güzel projelerimiz var. 19 Mayıs'ı Futbol Federasyonu'na ve KKTC Eğitim ve TC Kültür Ateşisi'yle birlikte bir kutlama yapıyoruz. O da Barnet Futbol Stadyum'da ve Kıbrıs'tan milli takımımız gelecek. Onu artık Torgut Bey, Futbol Federasyonu'nun başkanı size iletecek yani. Yakında bir haber verecektir. Bizim yani çok güzel faaliyetlerimiz olacak. İnşallah size daha güzel haberler vereceğiz. Çok yakında. Güzel, çok teşekkürler. Biz de takip edeceğiz. İyi günler dilerim. Çok teşekkür ederim. Evet, yanımızda Ahmet Havalı burada. Kendi grubunun getirdiği çok güzel gösteriler yaptı. Bu Türk okullarına çünkü çok büyük emeği var. Özellikle folklor açısından yeni gençleri yetiştiriyor. Sizi kutlarım. Görüşlerinizi alalım bugünkü etkinliklerle ilgili. Çok teşekkür ederim öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için. Bence çok güzeldi. Çocuklar adına çok hoş ve eğlenceli geçti. Özellikle final tablosu her şeye değerdi. Görülmeye değerdi kesinlikle. Emeğe geçen herkesi yürekten tebrik ederim. Çok sağ olun. Bir de siz İspanya'ya gittiniz, Kıbrıs'a gittiniz. Grubunuzu götürdünüz. Kısa bir nereye geçirdiniz? Öz bir şey alabilir miyiz? İspanya'ya Yıldızlar Halk Oyunları topluluğumuza gitmiştik. Uluslararası bir halk oyunlar festivali. Çok başarılı ve güzel geçti. Yeni dostluklar edindik. Çocuklar farklı arkadaşlıklar kurdu. O açıdan çok güzeldi. Ülkemizi tanıtma adına çok iyi bir ortamdı aslında. Elimizden geldiğince bunu değerlendirdiğimize inanıyorum. Burada gayet bizim güzeldi. Kültürümüzü temsil ettiniz. Bayrağımızı kültürümüzü verdik.
birçok ambargoya rağmen, yasal olmasına rağmen ülkemize orada Kuzey Kıbrıs Türk Canlı Bayrağı'nı dalgalandırdık aynen orada. Aynen öyle. Türkiye'den de Hacettepe Üniversitesi'nde bir grup vardı. Birlikte çok iyi dostluk kurduk. Onların da desteğiyle festivalde çok iyi bir ortam yakaladık. Başarılı geçtiğine inanıyorum. Çok güzel. Teşekkür eder misin bu emeklerin için? Çok daha ileriki etkinliklerde görmek üzere. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkürler. Yanımızda çok eski bir emekler dostumuz yanımızda. Sayın Akman Bey ile beraberiz. Bugün 23 Nisan törenlerine geldiniz. Ne düşünüyorsunuz bugünkü törenler hakkında gençlerimizle ilgili? Organize eden, emeği geçen herkesi tebrik ederim. Çok güzel bir şey. Okullarımızın hepsi tek çatı altında toplandıkları tek olgunluk 23 Nisan'ımızdır. Bunu da 1990'da ilk toplu törenimizi yapmıştık burada. Onun ardından da her yıl daha sonra TCVKKTC eğitim müşavirleriyle, onların da yardımıyla, öğretmenlerimizin de yardımıyla okullarımızı tek çatı altında hepsini bir yerde görmek, çocukları coşkulu bir şekilde 23 Nisan'ı kutlamaları Londra gibi bir yerde gerçekten çok umut verici. Ben 12 yaşımda geldim buraya. Biz o dönemlerde 23 Nisan'lara, 19 Mayıs'lara birçok şeylere hasrettik. Şimdi artık burada her şeyimiz vardır. Umarım ki bizden sonra gelecek olanlar da bunları devam ettirirler. Yani Türkçe öğrenmemek için hiçbir sebep yok diyorsunuz. Vallahi kültürümüzü öğrenmemek hiçbir sebep yok şu anda. Öğretmenlerimiz de var, konsolosluğumuz da var, konsolosluğumuz da var. Her şeyimiz var. Her şeyimiz var ve bunun bir de ek olarak ben hayatımda şu ana kadar İngilizce rastlamadım ki desin I am English when I can't speak English. Ben İngilizim, İngilizce bilmiyorum. Ben Türk'üm, Türkçe bilmiyorum diyenler utansınlar. Çünkü ben burada 12 yaşımda geldim. 48 sene, şu anda 60 yaşındayım. Türkçemi unutmadığıma göre benim çocuklarım da öğrendiler. Benim torunlarım da öğrendi ve benimkiler gibi daha birçokları. Dolayısıyla buraya gayret sarf edenlerin o gayretlerine karşılık birisi çıkıp da diyorsa ki ben Türkçe bilmiyorum ama Türk'üm. Ben artık ne diyebilirim ki? Zaten yani hiçbir ülkede duymadım I'm Italian, I can't speak Italian. Evet. Doğru mu? Siz doğru. Duydunuz mu? Yok. Bizim Türk toplumda bilhassa bazı siyasete atılan bazı belediye meclis üyelerimizin birkaç tanesi Türkçe bilmiyor mesela. Evet. En azından Türk okullarına gitsinler. Bugün gelen olmadı. Onlara bir taş atalım. Niye gelmediler bayramımıza? Ona gelince orada da Turkish speaking community temsil ediyorlar diye çıkıp da televizyonlarda veyahut da basında hava atıyorlar seni. O zaman gelince gelmesinler yarımıza. Vallahi ben senelerden beri zaten onlara oy vermemeleri için çok çağrılarda bulundum. Yani Türk halkı artık buradaki toplumumuz ne okullarımızda ne de toplum içerisinde bu insanları görmek istemeyiz artık. Çünkü gerek okullarımıza gerekse böyle 23 Nisan töreni gibi bilir misin ne diyecekler? Bizi davet etmediler. Biz çıkıp övünüyoruz. Şu var, bu var, o var. Bu kadar belediye meclis üyemiz var. Veyahut da politika atılmış. Fakat böyle bir güzel bir güne çocuklarımızın burada aslında burada birçok kişiye ben sitem edebilirim. Türkiye Büyükelçisi mesela. Özlem Sandberg'den sonra Türkiye Büyükelçisi ne 19 Mayıs'larımıza ne de 23 Nisan'larımıza katılmıyorlar. Türkiye Büyükelçimizi de aramıza görmek istiyoruz. Onlar bizim baş tacımızdır. Evet. Biz onlara sitem için değil, ben de oradan der ya, ihtiyacımız olduğundan dolayı sitem olarak alınmasın. Ama bir yerde de şikayet... Gelsinler, en azından yanımızda tabii, bulunsunlar. Bizi desteklesinler. Manevi destek. Senede bir 19 Mayıs'ımıza, 23 Nisan'ımıza niye gelmesinler ki? Özlem Bey'den sonra hiçbir Türkiye Büyükelçisi hiçbir törenimize katılmadılar. Ve biz onlara baş tacımızdır onlar. Saygımız sonsuzdur. Evet efendim, çok teşekkürler bu bilgiler için. İnşallah ilerideki etkinlikte sizi görürüz tekrar. İnşallah. Yıllardır emeğiniz geçti burada Türk okullarına, buradaki Türk topluma. Yine arkadan desteklerinizi veriyorsunuz. Çok teşekkürler. Benim gibi çoğunun emeği geçti. Biz burada geldiğimiz zaman 1965 yılında ben buraya geldim. Bizim hiçbir şeyimiz yoktu. Ben kardeşim, bir yaş küçük kardeşimin Türkçe bir yerde ses duyduğumuz zaman biz o insanları arkalarından yürürdük. Sırf Türkçe, birkaç kelime Türkçe duyalım diye. Şimdi burada umarım ki başka törenlerde bu biraz önce sitem ettiğimiz kişiler de bizim aramızda olurlar. Onları biz aramızda görmek istiyoruz. Onlar bizim onlar bizim baş taçlarımızdırlar. Bizi unutmasınlar. Çok teşekkür efendim. Size de teşekkürler. Oldu. İyi günler. İyi günler. Bir öpeceğim. Oh. Bir de kapris yapa yapa oynadım. Sor bakayım hadi. Merhabalar. Kapris'ten geldim. Hem de babaannemi gördüm. Sonra da gittim.
gittim, şov yaparım. Sonra da çok güzeldi. Ha, çok güzel. Senin adın neydi? Ben unuttum. Eliz. Soyadın? Havalı. Oo, dondurman da ne güzel. Dondurmayı seviyor musun? Evet. Bugün sen dans ettin mi? Evet. Hoşuna gitti mi? Evet. Aa, ne güzel. Elbisenin ne güzel böyle. Sen pembe rengi seviyor musun? Ha, bugün neyi kutladık? 23 Nisan'ı kutladık değil mi? Ya? Oldu. Tekrar görüşmek üzere. Tamam. Oldu. Bye bye. Say bye bye de. Bye bye. Güzel. Evet, yanımızda öğretmen arkadaşlarımızdan Hüseyin Bey burada. Sağ olsunlar bu bugünkü olan 23 Nisan şenliklerini özveri şekilde hazırlandılar. Dünden bu yana hazırlık yapıyorlardı. Dekorasyonu olsun, organizasyonu olsun. Biraz anlatır mısın neler yaptınız bugün? Öncesinde çok büyük bir hazırlık gerçekleşti sizin de dediğiniz gibi. Bu işi yapabilmek için eğitim yılının başında kurulan 23 Nisan Komisyonu gayet özverili bir şekilde emeğini esirgemeyerek çalıştı. Bütün öğretmen arkadaşların emeği ve katkısı ile Türkiye Eğitim Müşavirliği, ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilciliği vasıtasıyla bu etkinlik gerçekleştirildi. Bunun yanında emek koyup katılan okullara da ayrıca bir parantez açmak gerek. Evet. Onlar da kendi okullarında özveriyle çalıştılar, hazırlıklarını yaptılar. 70 mil mesafeden bu etkinliğe bugün katılmak için gelen okullarımız oldu. Gayet uzak yollardan da hiç üşenmeden çıkıp buralara kadar geldiler. Ayrıca onlara da teşekkür ediyorum. Umarım çok yorulmuşsunuzdur. Gidip dinlenip tabii yarın olunca bütün yorgunluğunuz geçecek. Bu yorgunluk aslında tatlı bir yorgunluk. Evet. Biraz da huzurlu ve mutlu bir yorgunluk. Emeğimizin karşılığını böyle güzel bir etkinlikle, böyle güzel bir organizasyonla almak bizi ayrıca mutlu etti. Efendim çok teşekkür ederim. İlerideki etkinliklerde tekrar sizleri görmek isteriz. Ben teşekkür ederim. Sizi bekliyoruz. Bugün bildiğiniz gibi 23 Nisan şenlikleri oldu King's Cross bölgesinde. Yanımızda Türk okullarına yıllardır emek veren Atatürk okullarının temsilcinin başkanı Sayın Türker Çakıcı buradadır. Görüşlerini alalım. Evet Sayın Çakıcı, bugünkü törenler için neler diyorsunuz? Bugünkü tören geçmiş törenlerin en güzeli diyeyim, en başarılı olduğu. Bu yönde tabii ki tüm öğretmenlerimizin ve ailelerin de bu törene çok büyük katkıları olmuştur. Bundan dolayı tüm öğretmenlerimize ve ailelerimize ben şahsen teşekkür ederim. Okullarımızın da kaynaşması, çocukların bu salonda gösterdiği güzel bir eğlence, neşe kaynağı, bir birlik ve beraberlik hakikaten çok kıvanç verici bir olaydı. Bundan böyle inşallah daha güzel günlere nasip olur. Bu da Ulu Önder Atatürk'ümüzün bize bağışladığı bu çocuk bayramının yavaş yavaş international alanlara yayılmasını ve Atatürk'ün isminin dünyaya daha güzel bir şekilde tanıtılmasını isterim. Böyle bir şeyin olması için de okullarımızı zaten ön ayak ettik. Bundan dolayıdır ki 3 okulumuzun ismine Atatürk Okulu diye isimlendirdik. Ve inşallah Londra'da Atatürk okullarının sayısı da günden güne artacak ve ailelerimizi de Atatürk okullarına destek vermeye ve katkı yapmaya çağırıyorum. Çünkü en güzel yön Atatürk'ün yoludur. Hiçbir zaman dikenli yollara gitmeyelim. Atatürk'ün yolunda çocuklarımızı yönlendirelim ve modern Türk çocuklarını dünyaya mal edelim. Onları dünya çocuklarıyla beraber büyütelim. Ayrı fikirlerle, çürümüş fikirlerle büyütmeyelim diye düşünüyorum. Onun için herkese başarılar diliyorum. Efendim ben de teşekkür ederim size. Bir söz söylediniz. Yani bu 23 Nisan'ı international yapalım çocuk bayramı, evet, diye. Bugün dikkatimi çekti. Yabancılardan fazla insan görünmedi. Önümüzdeki senelerde okullar bir kendi komünitelerle buluşup öbür komünitelerden bir davet alsa, onların, evet, kendi kültürlerini de aktaran böyle bir şenlik yapılsa burada büyük bir şenlik olmaz mı? Bizim okulumuz biliyorsunuz 6 defa Hackney Empire'da, yani bu gördüğünüz salonun 2 misli 3 misli büyüğü, daha meşhur bir salonda 6 defa International Festival yaptık. Türk Festivali yaptık ve bu festivalde bir hafta olarak yaptık. Türk yemekleri, Türk kültürü ve son gününü de festival olarak 9 tane değişiklik
değişik milleti davet ettik ve orada folklor gösterileri yaptılar. Çok güzel olaylar oldu. Şu anda yine büyük düşüncelerimiz var. Eğer bize sponsor olurlarsa ve hükümetlerimiz de bize ön ayak olur ve yardım ederlerse çok güzel fikirlerimiz vardır. Bizlerle görüşebilirse amirlerimiz, büyüklerimiz tabii ki Türk'ün ismini, Türk'ün modern hayatını ve örf adetlerini dünyaya tanıtabiliriz. Çünkü Londra dünyanın merkezi olan en büyük eski bir şehir ve international insanların yaşadığı bir şehir olduğu için ben bunu bundan 15-20 sene önce güvenlik kuvvetleri komutanımız buradayken Amerika'dan geçerken ona anlatmıştım Türkiye Büyükelçiliğinde ve bütün elçilere o da rica etmişti bizi dinlesinler, kale alsınlar ve evet. 23 Nisan'ı Albert Hall gibi büyük bir yerde kutlamalı ve Atatürk'ümüzün de güzel böyle bir broşürünü kitapçık halinde bastırıp profesyonel şekilde İngiltere'de diğer okullara da tanıtmalı, öğretmeli ve bilinçlendirmeliyiz. Bugün Türkiye'nin vardığı yere Atatürk'ün gösterdiği modern hayat sayesinde varılmıştır. Neden diğer Müslüman memleketleri hala daha aynı yerde sayarken, bahar praktisleri yaparken Türkiye bugün ekonomisini ilerletmiş bir Müslüman memleketi olarak dünyaya fikir yayıyor. Değil mi? Evet. Onun için bence Atatürk'ün ismini daha güzel şekilde telaffuz edelim. Daha güzel yerlere getirelim. Bunun için Atatürk'ün yolunda hizmet vermeye kendimi adadım. Ve devam edeceğiz. Bu yönde devam edeceğiz. Teşekkür ederim efendim. Başarılar dilerim size. Teşekkür ederim. Sağ olun.